İşte bir tane dul bırakan. Yani bu düşerken altında durmak istemezsiniz. Şu karşıya bak göstereyim. Geldiğim yerler şu karşı tepelerden bu tarafa doğru geldim. Tabii daha alçak böyle yükselmelerden falan geldim. Şimdi gittikçe yukarı doğru tırmanıyorum. Zaman zaman meyil hafif aşağı iniyor. Veya bazen yukarı çıkıyor. Durum eğimine göre değişiyor yol. Ama hafif hafif rampa vurularak. Ha bu arada bakın şöyle bir baba. Yani yol çizelgeleri eğer yoksa babalar size doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Ama manzara muhteşem. Yani her şeye değer. Yoruluyorsunuz. Hem de çok yoruluyorsunuz. Ama buralar size her şeyi unutturuyor. Bir anda unutturuyor size her şeyi. Ne güzel tarafı. Yalnız da gelseniz kendinizle baş başa oluyorsunuz. Keçilerle karşılaşıyoruz. Evet bakın yükseltiye. Tam gözükmüyor tabii buradan ama ciddi bir yüksekliğe çıkmış olmaktayım. Şu an düz yoldan nasıl eğilmeye dersek de biraz daha sert oluyor. Bu yolda su yok. Evet burası da hakikaten manzara çok güzel. Gel bir tane daha sigara istiyor yani resmen. Ayıp. Ama içeceğiz. Her şey olmuş. Evet. Şu an dağın zirvesine gideceğe yaklaşıyorum. Şu karşı dağlardan pay biçebiliriz. Ne kadar yükseltiye çıktığımızı. Neredeyse mesafemiz eşitlendi sayılır. Tırmanıyoruz ama tabii ki manzara muhteşem. Yani tam burası çadır atmak için çok uygun bir mekan. Sabah kalktığımızda fermuarımızı açtığımızda çadır muhteşem bir kabak koyu manzarasını uyanacaksınız. Ama tabii bugün ben yola devam edeceğim. Saat erken. Ondan sonra yerde bir dinlenmek için bir yer var. Oraya uğrayacağım. Orada biraz vakit geçireceğim. Kampı ileride atacağım. Ama burayı da görmenizi istedim. Yani özellikle buraya çadır atılır. Muhteşem bir yer. Görüşürüz. Oğlum zaten biz siz çıkıyorsunuz bu yokuşlara bir de biz çıkıyoruz. Oh deniz manzarasına karşı kurulmuşsunuz tabi. Nereye kaçıyorsun lan? Keçi! Evet. Manzaranın sahipleri keçiler olmuş ya. Aha bu tehlikeli bakıyor.